Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Efsane ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri meditasyonuyla sizlerleyiz. Gün içinde çalışmaktan yorgunluğunuzu üzerinizden atmanız için, bolluk bereketinize kavuşmanız için, hayata daha fazla güzellikleri çekmek için meditasyondayız. Şu anda gördüğünüz bir zümrüdüanka ağaç ve Kaf Dağı'nın gök kubbeye en yakın noktasında ve şu an görüyorsunuz zümrüdüanka'nın göğsünün sol yanı, zümrüdüanka kalbi ve kafatası. Eğer hazırsak meditasyona başlayalım. Meditasyonun sonunda sizin şifanıza vesile olabileceğim bir durum varsa canlı yayını alacağım arkadaşımızla şifanıza vesile oluruz. Haydi bakalım. Herkes kendine rahatlıkla oturabileceği, sırtına yaslanabileceği bir yer seçsin. Şu an bulunduğunuz evinizden, iş yerinizden ya da neredeyseniz. Arabanıza bindiğinizi hayal edin. Manisa ve İzmir'e doğru hareket edin. Manisa ve İzmir'in orta yerinde bir dağ var. Adı Kaf Dağı. İki gözüyle bakanlar oraya Spil Dağı der. Manisa'dan Kaf Dağı'nın tepesine arabayla tırmanacağız. 1500 metre yüksekliğinde bu dağın 700. metresine tırmandığınızı hayal edin. Sağ yanınız uçurum, sol yanınız orman. Sağ yanınızda Manisa Ovası, sol yanınızda yekpare maviye çalan uranyum zengini Kaf Dağı. Aylardan aralık ve aralığın son günü, hava serin, ince bir sis var. Ormanın üzerine yayılmış parça parça. Kayaların üzerindeki yosunlarda, yerde henüz yeşilliğini koruyan otlarda, yapraklarını dökmüş mazı çalılarında, yapraklarını çoktan dökmüş kiraz, badem, erik, yaban eriği, yaban armudu ve yaban güllerinde binlerce, milyonlarca çiğ damlası. Zeytin ağaçlarının henüz yeşil yapraklarında çiğ damlaları. Selvi ağaçlarının, iğne yapraklı çam ağaçlarının, kozalaklı çamların
Yapraklarında, dallarında binlerce çiğ damlası. 11 vaktinin güneşi çiğ damlalarının içine giriyor. Ve her bir çiğ damlasının içine bakın, yavru bir zümrüt anka var. Ve her bir ağaç, bakın, gerçeğinden farklı. Burası büyülü, masal, hayal dünyası. Burası kaftı. Burada ağaçlar unicorn'a dönüşmüş, tek boynuzlu atlara dönüşmüş, beyaz atlar. Altın boynuzlu atlar. Aziz Allah'ım. Burada ezan okundu. Ezan devam ediyor ve ezanı dinleyelim. Siz bu arada kaftanın güzelliğini keşfedin. Bir dakika içinde devam ediyoruz.
Ankara'da mısınız hocam diye sormuşlar. Evet, Ankara'dayım. Ve şimdi arabanızla 800. 900. metreye çıkın. 1000. metreye gelin. Hava sıcaklığı belki eksi 3 dereceye düştü. Ağaç dallarından, yapraklardan sarkan çiğ damlaları şimdi buz damlalarına dönüştü. İçlerinde zümrüdüan kağlar var. Ve 12 vaktinin güneşi içlerinden girip dünyanın en canlı gökkuşağını oluşturuyor. Ağaçlara bakıyorsunuz. Ağaçlar tamamen buzdan. Ağaçlar tamamen safirden. Ağaçlar tamamen lalden. Ağaçlar her çeşit mücevherattan yapılmış. Çünkü her bir ağaçta on binlerce buz damlası var. İçinde zümrüdüan kağı var. Her birinin içine güneş giriyor. Ve artık onların ağaç olduğunu kimse iddia edemez. Artık onların ağaç olduğuna inanmak zor. Onlar şimdi kanatlı at. Pegasus. Artık her bir ağaç kanatlı bir at. Her bir kanatlı atın bedeninde on binlerce zümrüdüan kağı var. Haydi. 1100-1200'e doğru sürün arabanızı. 1300-1400'e ve tepeye 1500'e sürün arabanızı. Tırmanın. Erzurum'da, Kars'ta ya da benzer soğuk bölgelerde kışın çetin geçtiği yerde kalanlar bilir. Buz damlaları eksi 20, eksi 30'da buz damlası olarak kalmaz. Kırılırlar. Çatırdarlar. Ayrışırlar. Buzlar buz kristaline döner ve sonra kar görünümüne ulaşırlar. O ağaçlardaki buz damlaları bakın 3 parmak kalınlığında kar görüntüsü veriyor ağaç dallarının üzerinde. Yerde kar yok. Dalların üzerinde, yaprakların üzerinde var. Çünkü yerde buz damlaları yoktu. Dallarda ve yapraklarda vardı. 3 parmak kalınlığı kar yağmış gibi. Bunlar kırılan zümrüdüanka yumurtaları. Bunlar kırılan buz damlaları. Ve bakın içlerinden her birinden zümrüdüankalar gökyüzüne uçuyor. Milyonlarca zümrüdüanka. Ve siz de 1517 numaralı numara olmaz, özür dilerim. 1517 rakımlı tepeye geldiğinizde Kaf Dağı'nın gök kubbeye yakın noktasına orada bir ağaç göreceksiniz. İşte şu an görüntüdeki ağaç. Zümrüdüanka ağacı. Tabii gözleriniz kapalı olduğu için sonra gözlerinizi açar bakarsanız. Gelin bu zümrüdüanka ağacın sırtına binelim. Yüzünü güneşe dönmüş. Sağ kanadını İzmir Körfezi'ne, sol kanadını Turgutlu Ovası'na. Bağrını Kemalpaşa Ovası'na açmış. Sırtını Manisa Ovası'na dönmüş. Zümrüdüankalar kahramanları sırtlarına bindirir. Onların dileklerini yerine getirir. Ve sonra onları evlerine bırakır. Ve kendilerinden onlara bir tüy verirler.
Bu tüyü insan her hatırladığında kendisinin zümrüden kaldığını bilir. Ve artık Refik Korkmaz'ı meditasyonlarına ihtiyaç duymadan her an kendine bu zümrüden kal meditasyonu yapar. Ve hayatını hayallerinin de ötesine götürür. Ben şimdi size zümrüden kal ağacımızın kanatlarından birer zümrüdüanka tüyü veriyorum. Her an zümrüdüanka olduğunuzu hatırlayın diye. Ve gelin zümrüdüankamızın sırtına binelim. Bizi uçursun. Ama o da ne? Zümrüdüankanın sol göğüs boşluğuna bakın. Kalbi çıkarılmış. Siz kalbinizi alıp zümrüdüanka ağacına verin. Kalbinizi çıkarın, zümrüdüanka ağacının kalbine koyun. Şimdi o zümrüdüanka ağaç ve siz tek bir zümrüdüankasınız. Ve gökyüzündeki bütün o yavru zümrüdüankalar şu an canlı yayından bizi izleyen dostlarsınız. Bunu gelecekte dinleyecek olan dostlar sizsiniz. Bütün zümrüdüankalar birleşip tek bir zümrüdüanka olalım. Bir dakika buna odaklanın. Ve Manisa Kaftan'ın üzerinde, bembeyaz bulutların üzerinde, sonsuzluk duygusu içinde büyüdüğünüzü hayal edin. Türkiye'miz kadar, dünyamız kadar, evrenimiz kadar, bütün boyutlar kadar büyüdüğünüzü hayal edin. Ve Yüce Allah'ın bizlerin bedenine şifa enerjisi, bolluk bereket enerjisi, bilgelik enerjisi, huzur, mutluluk, cesaret, 108. enerji ve ötesi, ab-ı hayat, hakikat ötesi, alemler ötesi, ebedi gençlik ötesi, sonsuz farkındalık ötesi enerjisi akıttığını hayal edin. Ve bunları her bir cana aktarabilmek enerjisini de gönderdiğini hayal edin. Öyle bir şifa enerjisi aksın ki tepeden tırnağa siz şifa bulun. Sizin niyet ettiğiniz herkes dua ettiğiniz anda şifa bulsun. Hem insanlar hem hayvanlar hem bitkiler. Taş, toprak, hava, su, yıldızlar, uzay boşluğu. Hepsi şifa bulsun. Ve öyle bir bereket enerjisi aksın ki helalinden, her zerresi helalinden, bankaların dahi kabul edemeyeceği kadar çok para aksın. Ve siz insan, hayvan, bitki, taş, toprak, hava, su, yıldız, uzay boşluğu, bütün boyutlar, hangi canın bolluk bereketine dua ederseniz nanosaniyede gerçekleşsin. Amin. Ve siz Yüce Allah'ın bedeninize akıttığı bu bilgelikle, bu godzilyon yıllar sonrasında insanlığın ulaşacağı bilgelikle, sonsuz ve sınırsız bilgelikle, bütün boyutların bilgeliğiyle hayatınızı hayalinizin ötesinde de kolaylaştırın. Ve bu bilgeliği bütün canlılara, insan, hayvan, bitki, hava, su, toprak, yıldızlar, uzay boşluğu, bütün boyutlar, onlara
nanosaniyede aktarabilmek enerjisini kazanın. En karmaşık konuyu bir elmayı gösterebilmek kadar kolay anlatabilin. Ve bütün evrenin artık kitaplardan, bilgisayarlardan ya da başka verilerden, başka veri merkezlerinden alabileceği bilgilerin trilyon 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 kat fazlasını ruhuyla saniyeler içerisinde alabilmek enerjisine ve gücüne kavuşun. Ve bunu herkese aktarabilmek enerjisine kavuşun. İnşallah Yüce Allah'ım dualarımızı kabul etsin ve bu zümrüdüanka'lığınızla, evrenleri sarmış zümrüdüanka'lığınızla gelin iş yerinize, evinize, koltuğunuza, sandalyenize, bulunduğunuz yere, masanıza gelin. Gözlerinizi açın. Siz zümrüdüanka'sınız. Size zümrüdüanka olduğunuzu hatırlattım. Yaşadınız. Yaşadınız. Zümrüdüanka olduğunuzu gördünüz. Peki. Ben çıkmış mıyım zümrüdüanka'nın omzuna? Evet, bakınız şu ağaç. Ve burada Refik Korkmaz Anka. Sesin nerede Refik? Arkadaşlar, biraz sonra canlı yayında sizlerin şifanıza vesile olmaya çalışacağım. Uçabiliriz zümrüdüanka. Uçalım. 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 Haydın bırak. Haydın mı? Düşme. Haydın bırak. Haydın da. Haydın. Arkadaşlar şimdi canlı yayını kapatacağım. Eğer bedenindeki istmiyon olan varsa, kanserli kitle olan varsa canlı yayında şifasını vesile olacağım. Zümrüdüanka Manisa Kaftan'ın en yüksek noktasında yerini alır. Hani siz sanatçıysanız, şaheserinizi nereye koyarsınız? Sergilemek amacıyla. Arkadaşlar, eğer bu videoyu görmek istiyorsanız YouTube'a Refik Korkmaz Kafta yazın. Refik Korkmaz'ın 16.000 tane videosu var ve 16.000 de abonemiz var. Haydi bakalım. Bakalım Kafta Kafta nasıl bir yermiş. Uçmuş mu? Görelim bakalım. Ve gelin size göstereyim neresi olduğunu. Pek bir gösteriş misin? Burası Kaftan'ın kuzey yamacı. Uçurum burası. Uçurum burası. Ve bulutların üzerindeyiz. Ve bulutların üzerindeyiz. Vay vay vay. Arkadaşlar. Arkadaşlar şehir görünmüyor. Ova yaklaşık görünmüyor. Bir saat önce bu bulutların altında ve Kaftan'ın eteklerindeydik. Size gösterdik dedi ki. Kaftan'a çıkacağız. Ve ben Kaftan'a.
Arkadaşlar, bulutların altında hepinize zannediyordum. selamlarımı, Daha saygılarımı doğrusu sunuyorum. bulutların Şimdi henüz kapatıyorum. burada olduklarını Refik düşünüyordum. Korkmaz yazın. YouTube'da Oysa hatta abone olabilirsiniz. kaftanın Şimdi kapatıyorum. Yeni bir canlı yayın durukları başlatıyorum. apaçık.